TÜİK hiç kimsenin inanmadığı rakamlar açıkladı. 85 milyonun hepsine sorsak kimse inanmaz ama bu rakamları açıkladı. Enflasyon rakamlarını. Salı günü beyefendi Haşmet Mahap zammı açıkladı. Yalancı TÜİK rakamı, enflasyon rakamını açıklayınca Haşmetli de, Sayın Cumhurbaşkanı da müjde dedi, %25. Çarşamba oldu. Bir baktım 30 olmuş. Ya 30 olabiliyorsa neden yapmadın salı günü? 30 olabiliyorsa 35 de olabilir demek ki. Yani senin bir planın, programın yok. Bu paranın karşılığı var mı? 25'in de yok, 30'un da yok. Bütçe daha yeni geçti. Bütçede bunun karşılığı yok. Bir keyfi düzen yaşıyor. Türkiye'nin birinci problemi keyfilik. Salı günü 25, çarşamba günü 30 oluyorsa bu milletin buna sevinmesi değil, üzülmesi gerekir. Kahrolması gerekir. Hesapsız, kitapsız, canının istediğine göre. Bakarsın yarın 35 yapar. Karşılığı var mı? Yok. Daha Ekim'de enflasyon 19'du. Sonra 85 oldu. 85'e sanki ben çıkarttım. 85'ten 64'e düştü diye davul zurna çalıyor. Ya aldığımda 2002'nin Kasım'ında 29'du enflasyon. 85'e sen çıkardın. Eşeği önce kaybettiriyor, sonra bulduruyor. 85'ten 64'e düştü diye bize davul zurna çalıyor. Değerli arkadaşlarım, Aralık ayında 1,18'miş enflasyon. Allah aşkına çarşıya, pazara, markete gittiğinizde siz bunu 1,18 olarak mı diyorsunuz? Eğer bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse, Memleket Partisi'ni iktidar yaparsa, ilk yargıya göndereceğim kurum yöneticileri ilk suç duyurusunu TÜİK'te yapacağız. Onları mahkemelere çıkaracağız. Milletin yatırımlarını yanlış yönlendirdikleri için, milleti kazıkladıkları için. Mazbatayı aldığım gün TÜİK'te ne kadar yönetici varsa hepsini yargıya göndereceğim. Hepsini. İlk işim bu olacak. Bu milletle dalga geçmektir bu değerli arkadaşlar. Hulüfe dağıtıyor ya. Vergi %123. Yeniden değerleme oranı %123. Neden memura, emekliye %30? Vergi neden %123? Alacağına şahinsin. Vereceğine karga. Motorlu taşıtlar vergisi. Düşürme yetkin var. Madem enflasyon, madem memura vereceğin zam %30, motorlu taşıtlar vergisi neden 61,5? Neden ÖTV'nin KDV'sini alıyorsunuz? Bu soygun düzenini yıkacağız. Bu bir soygun düzenidir. Bakın son günlerde bir gitme ihtimali belirdi. 20 yılın sonunda Erdoğan'ın bir gitme ihtimali ortaya çıktı. Gitme ihtimali bile EYT'yi çözdü. Bir de gittiğini düşünün. Yani gitme ihtimali bile sorun çözüyorsa bir de gittiğini düşünün. Başımızdan bir şöyle bir silkindiğini düşünün. Neler çözülmez bu memleket? Gitme ihtimali bile işe yarıyorsa gittiğinde bayram yapacağız demektir. Evlere şenlik bir Maliye Bakanı var değerli arkadaşlar. Evlere şenlik. Gözlerinden ışık fışkıran, paçalarından beceriksizlik damlayan bir Maliye Bakanı. Gözlerinden ışık, paçalarından beceriksizlik damlayan bir Maliye Bakanı. Araçta ÖTV'yi neden düşürelim ki diyor. Aynen cümlesi şöyle. Araçta ÖTV'yi neden düşürelim ki? Zaten araç yoktur. Dalga geçiyor millet. Allah aşkına size soruyorum. Sizin bir şirketiniz olsa bu Maliye Bakanı'nı oraya muhasebeci yapar mısınız? Bir şirket, bakkal dükkanınız olsa müdür yapar mısınız? Marketiniz olsa müdür yapar mısınız? Devletin kasasının başı. Neden orada oturuyor? Söz dinlediği için. Ekonominin kurallarına, bilimin kurallarına, iktisadın kurallarına uymadı. Düşür deyince düşür, kaldır deyince kaldırdığı için. Değerli arkadaşlarım, 2022 yılında rekor kimde biliyor musunuz? Gıdada. Kuru soğanda, kuru soğan. Ne güzel diyordu usta, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana diye. Kuru soğan %314,6. 2022'deki artışı %314,6. Kuru soğan. Burada yine şairin bir sözü aklıma geliyor da söyleyeyim mi bilmiyorum. Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler, hazine soyulurken aldırmıyor öküzler. Boşuna inat etme, hemen salla başını, uslu otur hoş geçin, zıkkımdan maaşını düş. Biz uslu oturup hoş geçinenlerden olmayacağız. Maaşını zıkkımlananlardan olmayacağız. Bunu her gittiğimiz yerde anlatacağız. Karış karış Türkiye'yi dolaşıyor. Limon, limon. 2022'de %202,8 artmış. Toz şeker %164,5 artmış. Yalancı TÜİK'e göre
Gıda enflasyonu 77,87. Mutfak yanıyor. Mutfakta aş pişmiyor, taş pişiyor. Mutfakta et pişmiyor, dert pişiyor. İnsanlar geçinemiyor, beslenemiyor. Türkiye yönetilmiyor arkadaşlar. Türkiye savruluyor. Sığınmacı dolu sokaklarımız. Sığınmacı dolu. Türkiye'nin 81 vilayetinde benim bir işim vardı. Sokağa çıktım mı? Fotoğraf çektiririm ben. Genciyle, yaşlısıyla fotoğraf çektim. Hakkari'de de öyledir. Eskişehir'de de öyledir. Edirne'de de öyledir. Taksim Meydanı'nda benden fotoğraf çektiren yok. Çünkü Türk yok. Türk olsa hangi partili olursa olsun tanır gelir fotoğraf çektirebilir miyiz? Buyurun dedim. Esenyurt'ta fotoğraf çektiremiyorum, Türk yok çünkü. Sokakları mülteci dolu, sokak ortasında kendi arkadaşlarını öldürüyorlar. Yani Türkiye bir çeteler cenneti oldu. Kendi arkadaşlarını sokak ortasında öldürüyorlar. Her yerde çete. Kural yok, yasa yok, anayasa yok. Karşıda muhalefete bakıyorum. Bayrak kaldıran danışmanlar var. Türk bayrağını partinin genel merkezinde basın toplantısı yapıyor. Türk bayrağını kaldırıyor, parti bayrağını. Utanmıyor musunuz lan siz? Yazık, günah size be. Yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz ya. Niye gittin CHP'den? İyi ki gitmişim CHP. Sizle mi beraber olacağım? Sizle mi beraber olacağım? Değerli arkadaşlarım, biri bayrak kaldırıyor, öbürü ondan aşağı kalır mı? O da devrim kanunlarını kaldırıyor. Devrim kanunları yetmiyor. İlk dört maddeyi kaldırıyor. O da yetmiyor. Türklüğü kaldırıyor. Hadi kaldırın da görelim bakalım. Bunların hepsi Erdoğan'a çalışıyor. Muhalif falan zannetmeyin bunu. Bunlar hepsi gizli Erdoğan'cı. Biri bayrak kaldırıyor, biri Türklük kaldırıyor, biri ilk dört maddeyi kaldırıyor. Hepsi gizli Erdoğan'cı bunlar. Toptan göndereceğiz bunları. İktidarı da muhalefetini de hepsini toptan göndereceğiz. Onun için diyoruz ki ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolunda. Onun için diyoruz ki ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa sorularınızı alayım derler. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim tarihini belki güncelleyebiliriz gibi bir açıklaması var. Erken alma ya da biraz daha erkeni geçin. Türkiye bir hukuk devleti olsa Erdoğan parlamentoyu feshederse, erkeni alırsa bir daha aday olamaz. Olursa olamaz. Hukuk devleti ise Türkiye. Ama YSK buna onay verir mi, aday yapar mı dersen onu da yapacaktır, o da ayrı mesele. Bence yanlış şeyleri tartışıyoruz. Bak şurayı tartışalım. Bir, hangi seçmenler oy kullanacak? Sahte seçmen var mı? Suriyeli seçmen var mı? Ölü seçmen var mı? Mükerrer seçmen var mı? Bir, önce bunu konuşalım. Bak tekrar çağrıda bulunuyorum altılı masaya. Eminim ki 200 bin sandığı yine kontrol edemeyecekler. Benim seçimimde edemedikleri gibi. Benim seçimimde 12.843 sandığa gözlemci koymadıkları gibi. İl de veririm bak, il. Şanlıurfa, Erzurum, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Adıyaman. Bak il veriyorum. Konya. Daha devam edelim. Ağrı. Geçen seçimde 12.843 sandığa gözlemci koymamışlar. Bir, önce seçmenleri inceleyelim. İki, 200 bin gözlemciyi bulalım. Önce sandığı bir sağlama alalım. Önce burayı konuşalım. Burayı konuşmak yerine başka işleri konuşuyorum. Peki, efendim, seçim güvenliği. Buyurun. Ben Sakarya Gazetesi Ömer Faruk Mengi. Sizde bir seçime yakın bir ittifak oluşturmayı düşünüyor musunuz? Diğer partilerle bir görüşmeniz var. Görüşüyoruz. Yakında Ocak sonu gibi açıklamamızı yaparız. Görüşüyoruz evet.